bir uçak geldiği zaman uçağın altında neler oluyor? Yakıt nasıl alıyor? Bagajlar nasıl boşaltılıyor? Daha başka neler yapılıyor? Ben bunları çok merak ediyordum ve kendim merak etmişken, yerinde görme şansı elde etmişken tabii ki sizlere de bunu göstereceğim. Neredeyiz? Şöyle bir göster. Antalya Havalimanı'ndayız. Apron'un üstündeyiz ve Sun Express'in bir tane Boeing 737-800 NG uçağı geliyor. Ekipmanların hepsi hazır durumda burada. Ve Marshall arkadaşımız uçağı şimdi yanaştırıyor. Hemen buradan başlayacağız. Ve neler oluyor, neler yapılıyor hep beraber göreceğiz. Uçak yanaştı, motorları duruyor. Motorlar durmadan aslında uçağa çok yanaşmamak lazım. Şu güvenli bölgeden yanına çok gitmiyorlar. Şimdi uçağın motorları durduğu için hemen ground çalışanları uçağın tekerine, ön tekerlerine takoz koydu. Diğer arkadaşımız kokpitle iletişimi sağlamak üzere headsetini taktı. Merdiven aracımız yaklaşıyor. Bakalım ne yapıyorlar? Ground Power Unit sistemiyle uçağımıza elektrik sistemini veriyoruz. Kaptanımıza sorduk, özel bir durum olmadığını anladık şu anda. Uçağımızın work alan check-in'i yapıp kapısını açacağız. Yolcularımızı aşağı alacağız yavaşlar. Tamamdır, biz de bakıyoruz, izliyoruz. Evet, uçağın kapısı açıldı. Şimdi yolcular inmeye başlayacak. Diğer tarafında neler yapılıyor uçağın, ona bir bakacağız arkadaşlar. Kolay gelsin. Daha çok var mı? Valizlerimiz buradan iniyor arkadaşlar. Bağırarak konuşuyorum ama bu mikrofon sesimi alıyorsa burada gerçekten helal olsun. Gürültünün nedeni kuyruk kısmında bulunan APU denen bir parça var. O çalışıyor şu anda. Jet motorunun bir ufağı o arkadaşlar. Dolayısıyla burada çok gürültü var şu anda. Şimdi uçak seferden geldiği için ve sefere gidecek bir uçak. Temizlik yapılacak arkadaşlar uçakta. Temizlik ekibi az sonra uçağa girecekler, temizleyecekler. Ben de onlarla beraber gireceğim. Ve temizlikte neler yapılıyor bir bakacağım. İnşallah bana iş yaptırmazlar. Uçak şasisinin de sağlığını düşünmemiz gerekiyor bu yüzden. Evet. Evet, temizlik ekibine katıldım. Kendim de temizlik ekibinden biriyim şu anda. Az sonra uçağa giriyoruz. Evet arkadaşlar, hazırsak girelim, temizleyelim. Hadi bakalım. Her yeri titizlikle temizliyoruz galiba. Evet. Şimdi uçak seferden geldi. Evet. Her uçak seferden geldiğini temizliyor muyuz hemen? Evet, temizliyoruz. Hemen anında. Evet. Gerçi bu bir de sefere gidecek. Evet. Allah kolaylık versin. Sağ olun. Neyse ben bölmeyeyim. Zaten çok kısıtlı vakit var. Teşekkürler. Sun Express'in Grand Time'ı en dakik havayolu ödülünü aldı geçtiğimiz günlerde bir de. Tam onun detayını öğrenip aşağıya yazacağım. Bir ön tarafa doğru gidelim bakalım. Bana da diyecekler ki Cihan bunları giydin de hani bir elinde bir bez göremedik falan da. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gelin bakalım. Şimdi siz gelen ekipteydiniz değil evet. mi kaptanım? Frankfurt'tan geldik. Frankfurt'tan geldiniz. Hoş geldiniz. Kaptan pilot Bilal Arslan. Ve meslektaşım. Mehmet Kuzu ben de first officer. İkinci pilot Mehmet Kuzu. Memnun oldum. Siz de çok memnun oldum. Sağ olun. Şimdi kaptanlarım uçağı teslim ettiler. Kazasız belasız. Aynen. Teknik ekiplerimiz burada. Uçağı bizden teslim aldılar. Artık gerekli bakımda oranlar yapacak. Hiçbir sorunla karşılaşmadan sağ salim geldik değil mi buraya? Kesinlikle gayet güzel geldik. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Her zaman bekleriz. Evet arkadaşlar, arkada temizlik ne durumda? Bir dönelim. Ne yaptınız? Buraları temizlediniz mi hepsini? Arkadan yine bir ekip geliyor ama. Sizin içinizdeki iş bölümü nasıl? 3 kişi ceplere giriyoruz. 1 kişi mutfağa giriyor. 1 kişi de süpürgeye giriyor. Aynen. Çok kalabalıklar ya. Hiç bunlara sataşılmaz da yani. Hani uçaktan inemeyiz Allah. Şimdi yolcuyu boşalttık. Yeni yolcu gelecek vesaire. Bununla ilgili neler yapacağız? Ne bu elimizdeki? Bu elimizdeki loading instruction, yükleme formu. Formu uçak altına gelen bagajlarımızın hangi holda ağırlık hesaplamaları yapılarak tehlikeli madde varsa, bebek arabaları, wheelchair'ler, özel durumlu yolcularımızın ekipmanları, 3, 4 ve 5 numaralı ambarlarımız var.
hangisini ne kadar yükleyeceğini arkadaşlarımıza briefinglerle iletiyoruz. Arkadaşlarımız da uçaklarımızın yüklemesini gerçekleştiriyorlar. Evet, şimdi o zaman ne bekliyoruz? Yakıt bekliyoruz galiba bir de. Yakıt gelecek birazdan, uçağımızın kalkışına yakın. Tamamdır. Evet, şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Rica ederim. O arada ben küçük bir mola vereceğim ama bu sizin için 5 saniye falan. Bu ne arabası biliyor musun? Bu uçağı geriye doğru iten araba. Uçaklar geri geri kendileri gitmiyorlar. Bir sürü sebebi var bunun. Ve bu araç uçağın ön tekerleklerine buradan böyle kavruyor ve uçağı geri doğru kaldırarak geri doğru itiyor arkadaşlar. Az sonra bunu da çekeceğim. Buradaki ses dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Hatta belki bana kızıyorsunuz. Cihan bu ne kadar böyle dip ses falan diye. Burası çok gürültülü. Evet. Buna nasıl alıştınız? Bu gürültülü ortamda biz şu anda tabii ki çekim yaptığımız için kullanmıyorum. Kulaklığımız, eğer uçak içerisinde değilsek, kaptan kokpit veya kabinde değilsek mutlaka kulağımızda oluyor. Çünkü küçük tıpa şeklinde ya da peltor şeklinde kulaklıklarımız mutlaka oluyor. Onun haricinde eğer kullanmazsak zaten birkaç yıl içerisinde duyma yetimizi kaybedebiliriz. Evet, bana kızmayın çünkü buranın normal atmosferini göstermek için bu sesleri de mecbur çekeceğim. Öyle sessiz bir ortam yok apronda. Rüzgar var, GPU var, APU var, yeri geliyor kar var, fırtına var, değil mi? Tabii ki. Yani uçağımızı çalıştırmak için air starter unit dediğimiz bir aletimiz daha var. Uçağa basınçla hava vererek motoru çalıştırmasını sağlıyor. Ondaki ses, yani onlara maruz kaldığınız anda eğer bu işi uzun yıllar yapmayı planlıyorsanız kesinlikle kulaklık kullanmanız gerekiyor. Şimdi Şeref Bey, burada ne oluyor? Gir gir. Kokpite giriyor kameraman da çaktırmadan. Evet. Girebilirsiniz. Bugün size her şey serbest. Öncelikle onu söyleyeyim. Teşekkürler. Catering firmasından arkadaşımız. Uçağımız biliyorsunuz Frankfurt'tan geldi. Schaldegol'e devam edecek. Gelen ikram ünitelerini boşaltıyor şu anda arkadaşım. Schaldegol'e devam edecek ekibin. Şu anda pandemiden dolayı yolcularımıza yemek yüklenmiyor biliyorsunuz. Dışında da yok hala değil mi? Evet, hala yok. Yani pandemiden dolayı yüklenmiyor ama ekiplerimiz için, kaptanlarımız için, onlar için yemek, su, içecek, çay, kahve yolcularımız için de ve keza onlar için yüklemeler yapılıyor. Arkadaşlarımız da bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Bu her uçuştan sonra değişiyor bunlar yani. Tabii. Uçağımızın her gelişinde mutlaka uçak eğer yatıyorsa, sefere gitmeyecekse mutlaka boşaltılır. Tekrar devamı varsa yenileri yüklenir. Her seferinde. Yakıt aracımız da geldi. Yakıt aracı gelmiş. Hemen bir yakıt aracını yakalayalım. Evet, buyurun. Evet, benzin alıyoruz arkadaşlar. Uçak yakıtı. Depoyu fulle diyebiliyor muyuz bununla yoksa? Bazı seferlerimizde fulle diyebiliriz. Kaptanlarımız gittikleri destinasyonlardan yakıt almak istemezlerse evet. 17-18 ton civarı yakıt alırlar. Bu da fulle yakındır zaten. Ama genelde kaptanlarımız miktar belirtirler. 11 ton, 12 ton, 10 ton, İstanbul'sa 5 ton, 6 ton şeklinde. Buradan İstanbul 5 ton. Yani ortalama 5,5-6 ton. Litresi ne kadar? Hemen bir depo kaça doluyor? Şimdi burada parasal konuları çok konuşmasak iyi olur. Arkadaşlar biraz tuzlu. Uçak yakıtı. Bak buraları komple çek. Hiçbir şey anlatamıyorum, bilmiyorum çünkü. Çok karışık ya. Yakıt bulunduğumuz yerin altındaki depolarda. Bulunduğumuz yerde saklanıyor. Bulunduğumuz bölgede sigara içmek kesinlikle yasak arkadaşlar. Yolcularımızdan istirham ediyorum. Buradan toplu olarak herkese söylemiş bulunayım. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara sağlığa zararlı ve lütfen uçaktan iner inmez sigara içmeyin. Şimdi yakıtı nereden veriyoruz? Şimdi önce uçağımızla yakıt arabası arasında bir şasi bağlantısı kuracağız. Herhangi bir yangın emniyetine karşı. Yangın olmasın diye. Daha sonra burada yakıt kapağımız var. Fueling station. Buradan verecek. Evet. Bakalım. Şimdi yakıt arabası geldi. Uçağa yakıt verilecek. Paris için ekip 11 ton, 11.100 zannediyorum kilogram yakıt hesaplamış ve uçağa şu anda 11 ton yakıt yüklenecek. Bu arada size günlük hayatınızda işinize yaramayacak ama bilmek isteyeceğiniz bir bilgi vereyim. Boeing 737'nin NG'sinde de winglet bu şekilde. Max'te de bu şekilde. Peki nasıl ayıracağız onu? Biliyor musunuz? Gelin göstereyim. NG'nin wingleti biraz daha şöyle oval gelir. Şöyle baktığınız zaman şöyle bir kavisli gelir. Max'te bu böyle değil. Şöyle
Çok sert yani, onu görürsünüz böyle Max'te. Buraya bakın, bu böyle hafif ovalimsi gidiyorsa bu bir NG'dir. Yok böyle direkt üçgen gibi ise o bir Max'tir arkadaşlar. Tabi Max diye kaçıp gitmeyin, onları düzelttiler de inşallah. Dejavu oldum mu? Aynı sahneydi, daha önce de yapmıştık. Şimdi arkadaşlar yeni ekibimiz geldi. Kaptanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben, isminiz neydi? Sertaç Kılınçat. Sertaç kaptanım, ne yapacaksınız şimdi? Niye indiniz aşağıya? Şu anda uçağa uçuş öncesinde uçağa verişliliğini gözetlemek adına Volkarant dediğimiz uçağın etrafında bakmamız gereken belli bölgeler var. Oraları kontrol ediyoruz. Evet, şimdi Rudan Trim Shift dediğimiz evrağımızı getirdiniz, hareket memurumuz geldi. Hareket amirimiz, memurumuz. Ben kaptanım, buyurun. Buyurun hocam, şöyle. Merkez ofisimizden hesaplanarak gönderildi bunlar. Dediğim gibi daha önce manuel kendimiz yapıyorduk, kaptanlarımıza iletiyorduk. Şu anda sistemden yapılmış ve geldi. Tabii ki biz bunu yine şansa bırakmıyoruz. Kaptanımızın bize daha önce sistem üzerinden göndermiş olduğu trip info ile tüm bilgileri karşılaştırıyoruz. Ekip, yolcu sayısı, take off yakıtı, blok yakıt, uçuş süresi, kaptanımızın ismi, hangi kaptanımız nereye uçuyor, karşı tarafta destinasyonda yakıt istiyor mu istemiyor mu, bunların hepsini karşılaştırıyoruz. Ve kaptanımıza load and trim sheet dediğimiz load sheet hazırlayıp kaptanımıza ben kontrol ettim, imzaladım şu anda. Kaptanıma teslim ediyorum. Kaptanımıza teşekkür ediyorum. Buyurun kaptanım. Kıyaslarken bilgisayara içeride iyi bir ihtiyacım lazım tabii ki. İsterseniz sizler de eşlik edebilirsiniz. Ben orada rahatsız etmeyeyim sizi. Çünkü operasyonu aslında hazırlanıyorsunuz. Gerçek bir operasyona. Şu an İrem kaptanım var içeride. Çalışmanızı isterim sizin de. İrem kaptanım. Merhaba. İrem kaptanım merhabalar, nasılsınız? Merhaba. Şöyle şu elimle. operasyonunuza bir tanıklık ediyoruz ama kaptanım bize ev sahipliği yaptı. Sizle de tanışmak gurur verici. Teşekkür ederiz. Kaç yıllık pilotsunuz efendim? Şirkette 1,5 yıl. Ondan önce de üniversitede pilotaj okudum. 2015 senesinde. Nereden mezunsunuz? Kıbrıs'ta Yeni Amerika Üniversitesi'nden mezunum. Çok güzel. İnşallah uzun uzun böyle uçuş hayatlarınız olur. Umarım, inşallah. Evet. Sağ olun. Kaptanım size sormadım. Siz kaç yıllık oldu? 8 yılım bitti şirkette benim. 9. yıldayım. Evet. Siz de o zaman bir 4 sene sonra sol koltukta mı olacağız? Umarım, inşallah. 4 bol bol uçursun. Bol bol uçun da bir saati doldur. Koyutsuz günlerde umarız bol bol uçarız. Evet İrem kaptanım, teşekkür ederim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? İsterseniz bilgisayarımı alayım. Evet, şimdi bilgisayarımız geldi. Evet. Kaptanımız bakıyor. Bak. Şu an şirketimizin kullandığı EFP dediğimiz cihazımızdan uçuş planı ve uçağın gerçek ağırlıkları değerleriyle ilgili burada verilen değerlerin eşleştiğini tek tek kontrol edip güncel ve doğru olduğunu teyit ettikten sonra uçağımızın bilgisayarlarını, sistemlerine bu değerleri girip uçuşumuza başlıyoruz. O zaman ben kaçıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sizlere emniyetli uçuşlar dilerim. Tekrar görüşmek dileğiyle. İrem kaptanıma da size de çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar bu kısım çok tatsız olabilir, uyarıyorum. Burası pis su, hemen yanında da temiz su var. Bu ilk taktığımız temiz su. Bu ikinci taktığımız foseptik. Evet, şu anda görmüş olduğunuz gibi uçağın içindeki kötülükleri arındırıyoruz. Evet, uçağımızın yakıtını verdik. Yemini suyunu doldurduk uçağın. Yolcularımız da mutlu. Herkes yerinde. Kaptanımızla zaten az önce görüştük vesaire. Her şey hazır. Uçak Paris'e doğru yola çıkıyor arkadaşlar. İşte pushback aracı şimdi geriye doğru itiyor. Bakalım. Bak, orada birisi sol kanada kontrol ediyor. Okey diyor. Birisi sağda. Harekat memuru uçağın yanında. Evet, bir operasyonun daha sonuna geldik. Uçağımız geldi, karşıladık, temizledik.
Bütün ihtiyaçlarını giderdik. Yolcuyu uğurladık. Yeni yolcu geldi. Karşıladılar. Bagajlarını yükledik. Bizzat ellerimle yükledim. Yakıt verdik. İşte foseptiğinden tutun da efendime söyleyeyim. Bütün detaylarını hallettik ve uçak şu anda Paris'e doğru gitmek üzere, pist başı yapmak üzere yola çıktı. Ve benim de işim bugünlük burada bitti. Zaten bir saat daha durursam SSK'mı yapmak zorundalar. Bu videoda bana destek oldukları için Sun Express ve Türk Grand Service çalışanlarına hem özverilerinden hem de misafirperverliklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz, bakın burası çok önemli şimdi. Şu videonun sonunda bir iki dakika şundan konuşmak istiyorum. Arkadaşlar, gelen izlenmelerin çok güzel izlenmeler geliyor ama %80'i abone olmayanlardan geliyor. Lütfen rica ediyorum, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin. Çok talepkar bir günümdeyim ama kapatıyorum hemen. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Havacılıkla kalın.